Kavgalar Yine bile edildi ya. çocuğunu yetiştirme şekliyle alakalı eleştirdiğimiz bir isimle devam edelim o zaman. Şeyma Subaşı. Çok fazla eleştiriye maruz kalıyor. Hatta bazen eleştiriler hakaret boyutuna dahi varabiliyor. Önce görüntülerimiz gelsin, ardından yorumlayacağız. Şeyma Subaşı'na çok ağır hakaretler. Avrupalı o parası olanın... Şeyma Subaşı'na ağza alınmayacak bu sözleri kimler söyledi? Şu sıralar Mido ile aşk tazeleyen Subaşı nasıl deliye döndü? Olay sözler, olay iddialar. Başlıyoruz. Şeyma Subaşı, sosyal medya fenomeni, Acun Ilıcalı'nın eski eşi. Adı olumlu ya da olumsuz hep manşetlerde. Aşk hayatı karışık. Hayırlısı yaşadınız. Sizden öğrenseydik işin aslında. Nasıl oldu? Her işte hayır vardır. Ben ona inanıyorum. Hayırlısı böyle. Tekrar bir barışma olur mu? Çünkü bir küs bir barışıktı. Tekrar... Yok, olmayacak. Olmayacak. Subaşı'nın daha önce 22 kez ayrıldığı, 43 kez barıştığı, bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı iş insanı Mido ile bu kez evleneceği konuşuluyor. Geçtiğimiz haftalarda teknede Mido ile yakınlaştıkları özel anları nedense sosyal medya hesabından paylaşmıştı Subaşı. Sonra sevgilisinden gelen çiçekleri garip garip koklamasını da eksik etmedi hayranlarından. İddia göre Şeyma Subaşı yeniden hamileydi. Subaşı'nın 2 aylık hamile olduğu söyleniyordu. Ve geçtiğimiz gün tatil yaptıkları Göcek'ten beraber oldukları anları paylaştı çift. Paylaşımlar tabii ki yine tekneden oldu. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu Şeyma Subaşı'nın. Mutluluğu kısa sürdü çünkü sosyal medya hesabından kendisine çok ağır hakaretler yapılıyordu. Ve Şeyma Subaşı kendisine yönelik ağır hakaret ve paylaşımlar yapan kullanıcıların tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Subaşı'na Avrupalı o parası olanın gibi ağır hakaretler yağdıran sosyal medya hesaplarının 5 kadın kullanıcı tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Avrupalı o parası olanın gibi ağır ifadeler üzerine emniyetin peşine düştüğü sosyal medya hesaplarının aynı kadın kullanıcılar tarafından yönetildiği tespit edildi. 5 kadın yönetici hakkında dava açıldı. Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan kadın kullanıcılar hesapları eğlence amaçlı kullandığını, olayların bu noktaya geleceğini tahmin edemediklerini beyan etti. Savcılık tarafından Johnson K, İlknur R, Yeşim N, Yazgül Üte ve Pınar K isimli kadınların Subaşı'na yönelik hakaret suçunu işledikleri iddiasıyla dava açıldı. Şeyma Subaşı kendisine hakaret edenleri affetmedi. Olayla ilgili başlayan soruşturma kapsamında Şeyma Subaşı kadınlarla uzlaşmayı reddetti. Yargılanacaklar. 5 şüpheli Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Evet, Şeyma Subaşı kendisine yapılan ağır hakaret ve paylaşımlar yapan kullanıcıların tespit edilip cezalandırılmasını istemiş. Ve 5 kadın kullanıcı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. TCK Türk Ceza Kanunu 125'e 1 basit hakaret suçu 3 aydan 2 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacaklar. Arkadaşlar, bir gün gelip Şeyma ile aynı fikirde olacağım aklıma gelmezdi ama... Şu an kendisine çok hak veriyorum bu yapmış olduğu davranışı. Yani ben affetmesin yani. Yani ortada bir suç var tabii ama haksız tahrik olduğunu da düşünüyorum. Bunu hukukçular değerlendirsin. Sen konuş, ben söyleyeceğim. Yani ne gibi haksız tahrik? Ya gözümüzün önünde bizde böyle bir şey var mı örf adetlerimizde? Adamın kucağına oturuyor ya. Ya şimdi adamın kucağına oturuyor. Biz bunu zaten severiz sevmeyiz. Hep bunu eleştiririz ama bu demek değil ki sen insanlar, bütün kinini, insanlar, öfkeni, aileler, kendi hayatına bakmadan... Aile hanımları, çocuklar, genç kızlar... Adamlar çıldırıyorlar ya, böyle ya bir şey olamaz tamam. Ya. Ama şimdi olamaz kalkıp da yumurta kafalı bir insan şey yani sosyal medyada yumurta bu tür şey hesabı. yumurta hesaplar. Öfkesini, kinini de bu şekilde kusamaz yani. Neyin yumurtası yapamaz. Ya? İşte sosyal medya hesaplarında adı yok, sanı yok, kilitlemiş, sen bir şey yazmak istesen cevabını bile veremeyeceksin. Bütün kızgınlığını, kinini, öfkesini hayatında yapmak isteyip de yapamadığı yumurta nereden çıktı şeyi... onu anlamadım. Niye yumurtayı karıştırıyorsun? Yumurta ya, yumurta kafalar yok mu ya? Yumurta hesaplar. Yumurta hesaplar deniyor ona. Fake hesaplar. Fake hesaplar. Ya, fake hesap desene şu işte Allah yumurta. Aşkına ya. Of. Bak haksız tahrik.
hukukta haksız tahrik, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin, üzüntünün etkisi altında suç işlemesi halinde ceza sorumluluğunu azaltan bir ceza indirimi nedenidir. Örf adetimizde kadının ulu orta gidip erkeğin kucağına oturması, onu milyonlara yayması var mı böyle bir şey? Ya tamam, biz bunları gidip zaten onaylamıyoruz. Öpmesi, hayır, biz bunları onaylamıyoruz. Çocuk aldırdım, ama çocuk verdi. İkide bir çocuk aldırdım diye demeçler ver. Ama şimdi çok kötü niyetli insanlar da var. Bakın neler yazmışlar. Bu da doğru bir şey değil ki Bilal Beyciğim bak, yani. Bak ortada bir suç bunu var. Bunu siz yapabilir misiniz? Doğru bir şey olduğunu söyleyebilir misiniz? Ortada bir suç adaletli var. Adaletli olmamız lazım. Ortada bir suç var. Ama tahrik de var. Ya tahrik var diye de bu tür bir söylem kimse kimseye söyleyemez. Ceza alsınlar ama daha az. Alırlar, hakim göze alsın. Almalılardı. Hakim haksız tahriği göze alsın. Benim söylediğim bu. Yapmayın böyle. Ya bu kadar da bir çocuk annesi, kadın bu kadar da bir hakaret. İnsanlar neler yapıyor ya? Şimdi bu kadın da Şeyma'yı da söyle. Söylüyorum zaten en kötü eleştiriyi ben yapıyorum. En ağır hakaretleri yapanlar genelde kendi hayatında çok daha fazlasını yapıp kendini kamufle etmek için, özgüveni tatmin etmek için yazanlar. Aynen. Hepimiz müzdarip biz bundan. Yoksa Bilal Beyciğim, normal bir insan niye değerlendirsin? Neden böyle sayarsın? Bu kadar takip etme. Dop dolu bir nefret niye hissetsin? Çalıştınız galiba. Baştan antrenman ya, ikisi de aynı fikirde. Hayır, bir peki insan, Şeyma'yı niye kınamıyorsunuz? Çünkü nedenini söyleyeyim mi? Ama bir kadınım uğrayabiliyorum bu tip şeylere. Beni ben hiç de tanımayan insanlar. Ya ben katılıyorum belaltı size. İfadeler, katılıyorum. Bütün tamam, haklısınız ama Şeyma'nın da kabahati var. Hakaretler yapılıyor. Şeyma'nın da kabahati var. Ya şimdi Şeyma'nın kabahati ben var diye böyle acımasızca bir, adaletsizce bir, acımasızca bu kadar aşağılık cümleler kimse kullanamaz. Kimse hakkı yok. Böyle bir, şey böyle bir dünya yok. Tabii ki yok kullanamaz. Yok yani Bilal Beyciğim, biz bunu kabul edemeyiz. Tabii ki kullanamaz ama en ağır ceza değil. Hafifletici nedenlerden en ağır mahkeme ceza verilecek. Hayır, mahkeme göze alsın. Şeyma'nın da kabahati var. Şeyma'nın da kabahati var. Yapmasın. Bu kadına sözlü şiddet. Yapmasın. Bu arada hukuksal İlk olarak hak veriyorum var. Şeyma'ya. Gözümüz önünde gidip de erkeğin kucağına, orasına burasına oturmasın. Ya onu Allah yaymasın. Allah. Ya ne yaparsa yapsın. Bizi tamam, niye gözümüze sokuyor? Tamam, takip etmiyorsan takip. Ben Şeyma'yı takip etmiyorum mesela. Etme takip. Takip etmesin. Etme. Hayatı takip etmesen de önüne geliyor. Önüne geliyor. Geliyor tabii. Niye önüne gelsin geliyor. Ya? Niye gelsin canım, yok? Sen hayır canım. Böyle takip edin. Ne paylaşmış diye. Sayfasından çıkmıyorlar. Keşfet diye bir şey var. Haberin yok mu? Keşfet diye bir şey tamam, var. Tamam, görmezden takip, gel. Takip etmeseler önüne geliyor. Nasıl görmezden olur gel. Olur mu görmezden gel? Ya bu şekilde ya hakareti hak ediyor mu insanlar Bilal Beyciğim? Bu hayır şekilde hak etmiyor. Ben hakarete karşıyım. Ama o zaman olmaz, biz yanlış şey bak cezalandırılsın. Cezalandırılsın diyorum. Bak ben dinlemiyorsunuz. Ceza, o hakaretleri yapanlar ceza alsın. Ama hafifletici sebepte, haksız tahrikte göz önüne alınsın ve bu dava dosyasında tarafların avukatı yayınlasın. Haksız tahrik indirimi aldığında yayınlasınlar. Yani Şeyma'nın da burada hatalı olduğunu herkes bilsin, mahkemede tespit etmiş olsun. Haksız tahriği göz önüne alarak hakim. Şeyma da o hareketlere dikkat etsin. Benim söylemek istediğim bu. Bu sosyal medyadaki bu fake accountlar cüret verdi bazı insanlara. Yüz yüze kim kime söyleyebilir ya, onu? Bak canım, neler oluyor yüzüne yani, söyleyince. Herhalde canım, yüz yüze zaten ama yüz cesaret yüze konuşulmayacak. Şeyma'ya bir şey söylemiyorsun. Niye böyle söylemiyorsun? Şeyma'yı söylemiyorsun. Bakın bu namus bu başka bir şey. Konu. Namus bu. Kimsenin namus kimseyi olayı. Bu konuda yargılama haddi yok. Böyle bir haddi yok. Kimsenin yok. Hiçbir kadına yok. Sen erkeğin kucağına otururken yani, namus yok mu? Sayfası açık diye küfür ediyor. Kocam mı senin o? Tamam, biz onu zaten tavsiye etmiyoruz. Ama kalkıp da bu şekilde hakaret edip, yargı dağıtıp, yazıp kimsenin böyle bir şey, ne bir cesaret ya. Ayrıca da tespit ediliyor çatır çatırda. Aynen, ben de verdim daha önce. Kesinlikle. Açılmış kazanılmış davalarım da var. Bilişim suçları çat diye tespit ediyor bu arada. O kadar kolay değil. İnsanlar şikayet üzerine. Dönüp kendi backgroundlarına bakacaklar biraz da ya. Sen evet, bir insan, bir kadın için bunu söylediğin zaman sen de bir kadınsın ya. Bir, yani gerçekten bazen artık ipin ucu kantarın tozu kaçıyor. Evet. Tamam, birbirimizi eleştireceğiz. Birbirimizin yaptığı hata ama neler söylenmiş Bilal Beyciğim. Sebepsiz nefret, sebepsiz öfke, nefret, kıskançlıktan başka bir şey olamaz. Kıskançlık tabii ki. İzliyor. Bu bizim için de geçerli. Evet. Sana niye yazsınlar öyle ya? Ay neler yazıyorlar yok, Bilal Beyciğim ya. Suç oluşturacak bir şey yazdılar mı? Yapmadan yazıyorlar işte diyorum. Suç oluşturacak bir şey yaptılar. Suçum ne biliyor musun? Ekranda çıkıp yorum hayır, yapma. Hayır. Sana suç oluşturacak bir şey söylediler mi? Söylediler tabii. Tespit ettiklerim mi var, onları çıkaracağım. Anladım.
Onların görüntülerini alıyorsun, alıyorsun avukata veriyorsun. Avukatımda. Tabii tabii. Sanmasınlar ki ilgileniyor avukat. Ya Rabbi şükür diyoruz. Demin yani mi? Şeyma hareketlerine biraz daha dikkat ederse, daha az insanın toplumun hoşuna gitmeyecek şeyleri yaparsa İnsanlar da kendileri bir çeki düzen verirler diye ümit ediyorum. Ümit ediyorum. Bu suçu övdüğüm, suçu desteklediğim anlamına asla gelmesin. Asla gelmesin. Ama bunu kanun veriyor, bunu yargı veriyor, şey veriyor, adalet veriyor insanlara bu hakkı. Suçlulara da veriyor işte. Haksız tahrik diye bir şey var. Karşı taraf hareketlerine dikkat edecek arkadaşım. Haksız tahrikin karşı tarafa yaptırımı bu. Dikkat edeceksin. Peki Şeyma'nın böyle bir mecburiyeti var mı? Kendi sayfası, kendi hayatı istediği ölçüde yaşasın, istediği şeyi paylaşabilir. Yaşasın. Bunun için izin mi alacak ya da bunun için ben bunu paylaşayım mı diye onay mı bekleyecek yani? Tabii, yaşasın. Şimdi sürekli. Bakın, senin özgürlüğün başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Anlıyor musun beni? Senin özgürlüğün, hepimiz özgürüz anayasaya göre ama benim haklarım başkasının hakların yerde başladığı yerde biter benim. Dikkat edeceksin hareketlerine. Başkasını tamam. rahatsız etmeyeceksin. Başkasını zehirlemeyeceksin. Küçük çocuklar var, zehirleniyorlar. Genç kızlar var. Zehirleniyorlar. Bak lafın altını çiziyorum. Zehirleniyorlar. Şeyma yapıyor, ben de yaparım. Şeyma gidiyor, ben Şeyma gibi ben niye olamam ya? Niye ben bulamıyorum? Benim şansım olmaz mı? Ben de bulurum bir Acun. Ben de zengin bir adam bulurum. Hmm. Aman okuyup da ne olacağım? Oradan bakıldığı zaman haklısınız. Her yerden bak. Bakın oradan baktığınız zaman size bu konuda hak veriyorum. Vermiyor değilim. Ama şimdi bu konuda hak veriyor demek de kalkıp da sen kendi kimliğini ifşa etmeden o zaman yüreği bu kadar yürekliysen, yürek yemişsen çık karşısına söyle bunları. Şimdi ben şunu bana mı diyorsun? Hayır ya bu hakarete edenlere diyorum. Yani insanların... Reklam aramız var. Tamam. Sonra devam edelim bu konuyla. Benim de söyleyecek birkaç cümlem daha olacak. Buyursunlar. Tamam. Evet, Şeyma Subaşı yargı yoluna gitti. Kendisine ağır hakaretler eden 5 kadını mahkemeye verdi. Biz de bunun üzerine tartışıyorduk. Sosyal medyada bu tip şeyler çok fazla yaşanıyor. Şeyma burada haklı mı yoksa yazan kişiler mi haklı diye? Şeyma'ya hak veriyorum. Neden hak veriyorum? Onu da söyleyeyim. Bir kere... Ağır küfürler edinmiş. Çok ağır küfürler, ağır hakaretler var. Ne olur, ne olursa olsun bak. Şeyma'yı seversiniz, sevmezsiniz. Hayatını tasvip edersiniz, etmezsiniz. Ama kalkıp da hakaret edip yargı dağıtmak ne demek? Küfür ediyorsunuz ya. Eleştirmiyorsunuz. Bakın şöyle ince bir çizgi vardır. Eleştiri yapabilirsiniz. Ama hakaret ve yargı dağıtmak bize düşmez. Bu sefer hakaret var, bu sefer küfür var. Küfür Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile evliyken kendisine hatırlayın o günleri sosyal medyadan çok üzerine gelenler oluyordu, ağır eleştirenler oluyordu. Zaman zaman hakaret edenler de oluyordu ama asla o evliyken asla küfür yoktu. Bu kelimeler yoktu, böyleleri yoktu. Şeyma Subaşı'nın şu söylediğim cümlenin, kurduğum cümlenin Şeyma Subaşı'na aslında... yol göstermesi lazım. Sen evliyken seni eleştirenler senin o özgüveninden dolayı birçok kadının, birçok genç kızın çok beğendiği, takdir ettiği go girl söylemini de katmıştın içine. O özgüveninden dolayı seni çekemeyenler, kıskananlar oluyordu. Onlar seni o özgüveninden dolayı seni eleştiriyorlardı. Seninle dalga geçiyorlardı. Ama şimdi bugün iş başka boyuta ulaştı. Bugün sen teknede sevgilinin kucağına oturuyorsun ve bunun fotoğrafını... Otur kardeşim, oturabilirsin ama bunu yayma. Burası Müslüman bir ülke. Örf adetlerimiz var bizim. Genç kızlar da seni izliyorlar. Aileler... rahatsız oluyorlar. İnsanlar rahatsız oluyorlar. Yani bu 5 tane kadının suç makinesi olduğuna emin miyiz? Daha önce yaptıkları böyle bir şey var mı? Bunu da sorgulamak lazım. Bunu da sorgulamak lazım. Bunlar sıradan komşu da olabilir 5 tane. Senden artık bıkmış, senin bu tür hareketlerinden gına gelmiş ve çocukların rahatsız olduğu için, çocukların zehirlendikleri için çocukları sana bu davranışta bulunmuş da olabilirler sosyal medyada. Tamam, bunu da düşünmek lazım. Böyle hakaret, böyle yargı dağıtarak mı öpüşüyor, adamla kadın öpüşüyor, böyle dudak dudağa onu yayınlıyor. Adam gölgede bak kimmiş o falan. Onu, ay özür dilerim ama sosyal medyada neler yayınlıyorlar. Şeyma'yı konuşuyoruz. Şeyma'yı konuşuyoruz.
Şeyma'yı konuşuyoruz. Öyle Şeyma'yı sanki konuşuyoruz. Herkes çok Şeyma'yı konuşuyoruz. Gibi de yapmayalım. Şeyma'yı yani. Konuşuyoruz. Evet ya. Yani olmadı. Şeyma'yı konuşuyoruz. Olmadı. Bu kadar değil. Adamdan çocuk aldırdı evet. Haberleri peki. Falan. Bizim konuşacaklarımız bitmez efendim. Hoşçakalın. Yarını bekleyeceğiz. 8.45'te. Görüşmek üzere.